Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. KPSS 2024 güncel bilgiler kanalındasın. Bugün size 100 adet güncel bilgi göstereceğim. E KPSS'ye girenler için de çok az bir zaman kaldı. Hem onlara faydası olsun. Hem lisans, ön lisans, orta öğretim için uygundur. Tüm KPSS türü için zaten uygundur. 100 adet olduğu için hemen lafı uzatmadan başlayacağım. Evet ilk sorumuzu açalım. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil olan devrimin tasarımcısı olarak Mart 2024'te 99 yaşında hayatını yitiren kişi kimdir? Bu önemli bence güncel bilgiler olarak gelirse bu soruyu ben bekliyorum. Gündüz Sayıt Güngen. Neden önemli? Çünkü Türkiye'de yerli bir üretimden sorumlu kendisi ve devrimin tasarımcısı. Çok yakın zamanda da vefat ettiği için mekan cennet olsun. Gündüz Sayıt Güngen gelebilir. E, biliyorsun ÖSYM artık bunlara sardı birazcık. Şiir soruyor. Yazarı kimdir? Ya da böyle bir şarkı söylüyor. Kim söylüyor bu şarkı? Ya da böyle bir şarkı söyleyip sözleri hangisidir diye birazcık şiir okumanızı e, öneririm. İnciler dök gel yoluna, sırmalar diz sağa soluna, fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. Bu dizeler Azerbaycan milli şairi Ahmet Cevat'ın hangi şiirinde yer almaktadır? Çırpındın Karadeniz. Bizi niye ilgilendiriyor? Çünkü Karadeniz geçiyor içinde. Önemli. Evet hızlı bir şekilde okuyacağım. Oyuncular halka şeklinde dizilir. 4 oyuncu varsa elma, armut, kiraz, üzüm meyvelerinin her birisinin isimleri 4'er adet kağıda yazılır ve katlanır. Kağıtlar karıştırılır ve ortaya dökülür. Her bir oyuncu buradan 4 adet kağıt seçer. Oyunda amaç elinde aynı meyve isimlerinin yazılı olduğu kağıtları biriktirmektir. Bu çocuk oyunu hangisidir? Humble arkadaşlar. Bunu hepimiz oynamışızdır. Hatta bomb derdik. Adı hımbılmış. Olochil'in 2020 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'a adadığı eserin adı Okçunun Yolu. Bazıları şimdi şöyle demesin. 2022 2020 hocam çıkar mı? Çıkıyor arkadaşlar. Çok böyle e, ses getiren bir olaysa 2024'te bile olsak 2020'den sonra geliyor. Evet, Yakut Türklerinin milli sporu olan bu güreş türü iki kişinin önlerindeki tahtaya ayaklarını dayayarak bir sopayı kendilerine doğru çekmeye dayanır. Anadolu'da ağaç güreşi olarak bilinir. Rakiplerin birbirine temas etmeden, birbirini sarsmadan ve fırlatmadan yaptıkları güreş türüdür. Bu güreşin adı master arkadaşlar. Farklıymış, güzelmiş. 20 kurucu ülkeden biri olan Türkiye'yi temsil ederek BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO yani kurucu yasasını imzalayan Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel. Güzel bir soru kendisi. Ocak 2024'te Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın da içinde bulunduğu Ekşim 3 mürettebatını taşıyan uzay aracı. Bu benim Instagram'ımda gönderi olarak var. Bütün Alper Gezer Avcı'nın orada notları var. Instagram'dan takip edebilirsin. Aşağı bıraktığım linkten muhakkak o gönderiye bak. 15 tane kaydırmalı post var. Orada Alper Gezer Avcı'nın giydiği çoraba kadar hepsini yazdım. Yani önemli. Evet Dragon arkadaşlar. Uzay isminin aracı. Ocak 2024'te uzayda yapılacak 13 deneyden biri olacak olan tuz gölü endemik bitkisi Şekrinkela parvula bitkisinin uzay ortamında incelenmesi deneyinin adı Extreme Foyi arkadaşlar. Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşerek tek bir nehir haline dönüştükten sonra aldığı isim Şaddül Arap. Güzel bir genel kültür sorusu bence sorulabilir. İspanyol ressam, heykel, tıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Kübizm akımının temelini atmış, çeşitli tarzların gelişimine katkıda bulunmuştur. En önemli eserleri arasında Evigno'nun Kızlar ve Guernica sayılabilir. Bu ressam Pablo Picasso, EKPSS'i de göreceksin muhakkak bir tane ressam gelecek. Evet, Mor Gabriel Manastırı hangi şehirde yer almaktır? Ben kendisinden çok fazla geçiyorum. Mardin, görev yerim doğuda olduğu için. Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığı gelişmesine önemli katkıda bulunmuş bir radyo televizyon sunucusudur. Hızlı okuyorum çünkü 100 tane soru olduğu için hani hızlı hızlı geçeceğim. Hatta şey yapın soruyu durdurun ben okumadan kendiniz cevaplandırın bakalım doğru mu olacak. Olimpiyatlar ve büyük uluslararası spor karşılaşmalarında maç spikerliği yapmıştır. Brezilya'da futbolcu Pelé'li röportaj yapmış ve ilk gazeteci olmuştur bunu yapan. 2022 Ekim tarihinde yaşamını yitiren Türk basınının doğayan ismi Halit Kıvanç. Yine uzun bir soru hemen hızlıca okuyacağım. Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamıştır. E, ve piyanistmiş kendisi. 1801'de işitme problemi yaşamaya başlamış. 1817'de tamamen işitme yetisini kaybetmiştir. En çok bilinen eseri Fidelio operası mevcuttur. Bu bilgilerin sahibi müzisyen Van Beethoven'dır. İki şehrin hikayesi ve Oliver Twist eserlerinin sahibi yazar Charles Dixon. E, Yine söylüyorum yazar sorusu gelebilir önemli. Evrenin kökeni ve evrimi inceleyen bilim dalının adı kozmoloji ne yapıyormuş? Evrimi ve evrenin kökenini inceliyormuş. Şubat 2024'te <laughs> uzayda yapılan Şenkiela Paula bitkisiyle ilgili deney yapılmıştır. Bu bitkinin yetiştiği gölümüzün adı Tuzgül arkadaşlar önemlidir. Ulusal dansı tango olan ülke Arjantin'dir. Beyaz Diş ve Martin Eden gibi eserlerle tanınan ünlü yazar Jack London. Hatta Beyaz Diş'i okumayan yoktur herhalde aramızda. Mavi tonlarıyla üst uçukların uğrak yeri olan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı hangi ilimizdedir? Isparta arkadaşlar. Güncelde gelmezse Curafe'de gelebilir. Önemlidir. Türk Edebiyatı'nda ilk Türk destanı olarak bilinen destan Alper Tunga destanı olacak. Yüzyılın Beyin Cerrahı ünvanını alan Türk bilim insanı Gazi Yaşargil'dir. Yönettiği filmlerle dünya çapında tanınan ve 81. Altın Kür ödüllerinde Oppenheimer adlı filmiyle en iyi yönetmen dalında ödül alan film yönetmeni Christopher Nolan hatta bu güncel bilgiler kitabımızda mevcut tüm ödülleri alan kişiler. UNESCO mirası listesinde İshak Paşa Sarayı hangi ilimizde bulunmaktadır? Ağrı arkadaşlar, dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleyen bilim dalı filolojidir. Önemli ben buradan bir soru bekliyorum. Bu sene yani herhangi bir KPSS türünde bence bu tarz bir soru gelecektir. Alamod ne anlama gelmektedir? Modaya uygun. Biliyorsun lisansta geçen sene bir kelime verip bunun anlamı nedir? Açılımı nedir diye sormuştu. Bunları da seviyor artık ÖSYM. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın avukatı modaya Süreyya Aoğlu. Şunu modaya uygunu pardon silmemişiz. Modaya değil bunu yok sayıyoruz. Süreyya Ağoğlu arkadaşlar şöyle bir bilgi vereceğim. Yine bizim güncel bilgiler pdf kaynağımızda tüm ilk kadınlar mevcut. 200 TL üzerinde ismi olan Sevelim Sevelim sözü kime aittir? Yunus Emre arkadaşlar. Bugs Bunny çizgi filminde Bugs Bunny'yi seslendiren ses sanatçısı Mel Blanc. Nene Hatun hangi savaşta verdiği mücadeleyle bilinmektedir? 93 harbi. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11. kez şampiyon olan milli güreşçimiz <laughs> Taha Akgül'dür. Bu önemli. Bu da gelebilir. Yıldız, çiçek, böcek her şeyi koyun. Martin Luther King'in insan hakları savunması için ABD'de yaptığı konuşmanın adı Bir Hayalim Var. Bu soru hatta geldi. Yaşar Kemal'in Bozkır'ın tezenesiz dediği sanatçımız Neşet Ertaş'tır. İslam'ın Roma'sı olarak bilinen yer Buhara'dır. UNICEF'in merkezi New York'tur. Tüm bu kuruluşlarınkini bilmemiz gerekiyor. Aslında şöyle ben burada bilgiyi vermişim ya. Sen şundan şunu anlayacaksın. Demek ki kuruluşların <laughs> merkezleri gelebilir. UNICEF gelmezse başka bir tanesi gelir. Refik Saydam'ın hangi hastalığa karşı geliştirdiği aşı ile tıp literatürüne geçmiştir? Tifüs arkadaşlar. Refik Saydam tifüsle alakalı bir aşı ile geliştirmiş. Satranç hangi ülkede doğmuştur? Hindistan'da doğmuştur. Dünya güreş literatürüne adını Türk tankı olarak yazdıran Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olan güreşçimiz Mahmut Demir. Ramsar'da yer alan yumurtalık lagünü hangi elimizde bulunur? Adana arkadaşlar. Ölümsüzlük meyvesi olarak bilinen İbni Sina'nın kullandığı meyve hünnaptır arkadaşlar. Bunu çok kullanmış İbni Sina. 1927'de çekilen ilk sesli sinema filmi caz şarkısı önemlidir. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları nerede düzenlenmiştir? Ben gidip burayı görme fırsatı buldum. Erzurum'da arkadaşlar. Meme kanserinin erken teşhisi için giyilebilir elektronik sütyen icat eden bilim insanımız Canan Dağdeviren'dir. Makber şiiri Türk edebiyatının hangi önemli isminin eseridir? Abdülhak Hamit Tarhan. The Hunger Games serisinin yazarı kimdir? Susan Collins arkadaşlar. Singapur Smash Para Masa Tenisi turnuvasında mücadele eden hangi milli sporcumuz tek kadınlarda şampiyon olmuştur? Kübra Korkut. Vivaldi'nin Bajazet Operası hangi Osmanlı padişahını konu almaktadır? Yıldırım Beyazıt arkadaşlar. Feridun Atar'ın Mantıkut Tayr eserinin önemli bir konuya sahip olan kuşun adı Simurg Tosun Paşa filmini canlandırdığı Seferoğulları'ndan Supi karakteriyle tanınan 2023 Aralık'ta yaşamını yitiren oyuncumuz Cevdet Arıkan önemlidir. Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Icon of the Seas isimli yolculuğa 2024'te ABD'nin hangi eyaletinden başlamıştır? Florida neden önemli? Çünkü dünyanın en büyük gemisiymiş. Önemli Formula 1 yarışlarında hangi renkli bayrak? her şey yolunda olduğunu gösteriyor. Yeşil, yeşil bayrak sallıyorsak her şey yolundamış. Bu arada yarısına geldik. Hızlı hızlı gidiyorum. Zamanınızı almamak adına. Şebi Aruz töreni ile anılan isim kimdir? Mevlana Celaleddin Rumi arkadaşlar. Evet geçelim. Kadıköy'ün ilk belediye başkanı aynı zamanda pembe başlıklı kız tablosunun ressamı olan arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey'dir. 2024'te Ocak ayında Portekiz Grand Prix'de kadınlar 78 kiloda altın madalya kazanan milli sporcumuz Hilal Östrüktür. 2023 Aralık'ta Oscar ödüllü Parazit filminin hangi aktörü yaşamını yitirmiştir? Lee Sun-kyun bu önemli bence. Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı Maraş'ın savunmasında önemli rol oynayan kişi Sütçü İmam'dır. Maraş Sütçü İmam. Diğerleri de ezbermen gerekir. Kırmızı telefon hattı hangi tarihi olaydan sonra kurulmuştur? İkinci Dünya Savaşı. Türkiye'de ilk defa düzenlenen Kar Rugby Şampiyonası hangi ilimizde yapılmıştır? Hakkari arkadaşlar. Sihirli flütler kaplı müzisyenimiz Şefika Kutler'miş. Yaşlı gitarist tablosu kime aittir diye sorarsa Pablo Picasso'ya aittir. Oscar 2024'de tam 7 ödülle damga vuran film Oppenheimer. Dünyanın en eski piramidi Gunung Padang nerededir diye sorarsa Endonezya diyeceğiz. İlk yerli güneş fabrikası hangi elimizde açılmıştır? Ankara'da. Hangi milli buz patencimiz altın kitaba giren ilk Türk kızı olmuştur? Masal Oran. Gregor Mendel kalıtım çalışmaları için hangi bitkiyi kullanmıştır? Bezelye. Avengers filminin Hulk karakterini hangi oyuncu oynamaktadır? Mark Ruffalo. Dijital sanat eserleri üreten hangi Türk sanat stüdyosu Ay'a yapay zeka veri sanat eseri gönderen ilk sanat olmuştur. Oğuz arkadaşlar. Mehmet Akif Ersoy, Bülbül adlı şiirini nerenin işgal edilmesi üzerine yazmıştır? Bursa. Gül koklayan Fatih portresini yapan kişi kimdir? Nakkaş Sinem Bey. 2024 yılında AB, Avrupa Birliği dönem başkanlığını hangi ülkeye yapacaktır? Belçika ve Macaristan. Samba dansı hangi ülkeye aittir? Brezilya. Ocak 2024'te İsrail'e soykırım davası açan ülkemiz Güney Afrika olacak. 2024 yılının turizm kenti seçilen şehir Hive. 2023 yılında ülkemizde Erezyon'la mücadele amacıyla başlatılan projenin adı Meşe olacak. Atatürk'ün nutuk eserinin telif hakkı hangi kuruma aittir? Türk Hava Kurumu. Ozon tabakası hangi atmosferik katmanda bulunur? Stratosfer 15. ve 16. yüzyıl en önemli kerşiflerine olan Avrupa'dan çıkıp Hindistan'a giden ilk kişi Vasco da Gama arkadaşlar. Julius Caesar'ın geldim gördüm yendim anlamına gelen Veni, Vidi Vici sözünü söylediğimiz ilimiz hangisidir? Tokat olacak. 2024 yılı dünya spor başkentimiz Sofya. Sidantik kenti hangi ilimizdedir? Antalya'da. Sodom ve Gomere Vatan Yolunda gibi eserlerin yazarı Yakup Kadri Kara Osmanoğlu. Bunların hepsi güncel kitabımızda var. Yazar, eser, ressam, eser, eşleştirmesi. Hepsi çıkacak şekilde mevcut. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede yapılacaktır? Almanya. 2024 Avrupa Gençlik Başkenti neresidir? Gent. Divan Edebiyatı'nın önemli isimlerinden olan Garipname adlı eserle tanınan Türk İslam Edebiyatı şairimiz Aşık Paşa olacak. Yaklaşık 37 bin kadın Hindu inanışına göre barış mesajı veren Maharas ritüeli için nerede toplanmıştır? Hindistan'da arkadaşlar. Hindistan'a ait bir dans. UNESCO'nun koruma altına aldığı ilk eser olan restorasyon çalışmaları sonucu 2024'te tekrar ibadete açılacak Dir Camii Sivas'ta yer almaktadır. İlk simya alimi olan Latin dünyasında Geber olarak tanınan ve kimyanın babası lakaplı kişimiz Cabir bin Hayyam olacak. Uzay sanatları yarışmasında Mars'taki Olympus Dağı'nı resmederek dünya birincisi olan kişi Beray Kahraman BM 2004 yılının ne yılı ilan etmiştir? <laughs> Uluslararası Devegiller Yılı. Farklı bir isim farkındaysan. En fazla uydusu olan gezegen Jüpiter yine söyleyeyim. Güncel bilgiler kitabımızda tüm gezegenlerin özellikleri mevcut. Memleket Hikayeleri eseri Refik Halit Kara'ya aittir. 45 dakikalık helikopter turunun ardından İstanbul'u 5 günde resmederek yaşayan kamera lakaplı sanatçı Stephen Walshire İlk Türk devletlerinde iki kişi arasında 48 tane taşla oynanan zeka oyunu hangisidir? Mangal olacak. Portakal çiçeği festivali hangi elimizde yapılmaktadır? Adana olacak. Çanakkale Savaşı'nda sağ kolumu kaybettim ama ziyanı yok. Sol kolum var diyen kahramanımız Mehmet Çavuş olacak. <laughs> Koca öküz, pardon, <laughs> Koca Öyküz şarkısıyla bilinen ve Ocak 2024'te vefat eden usta oyuncumuz Ayla Algan. Hereke halısıyla ünlü ilimiz Kocaeli olacak. Sultan Ahmet Camii'nin mimarı Sedefkar Mehmet Paşa. 1984 romanı yazarı kimdir? George Orwell ve Ocak 2024'te Milli Park ilan edilen Akdağ Milli Parkımız Afyon Karahisar. Oh, i̇nşallah buradan soru gelecektir. EKPS çok yakın bir sürede olacak arkadaşlar. O yüzden e, bu 100 tane soruyu istersen not al, istersen durdur ya da istersen güncel bilgiler kitaplarımızdan faydalanabilirsiniz. Şurada görülen iki tane pdf var arkadaşlar. Bir tanesi konu anlatımı. Şu her yıl çıkardığımız bir konu anlatımı içinde tüm bahsettiğim bilgiler mevcut genel kültür olsun 2023'ten 2022'den 2024'ten ve her ay güncelleniyor. Şurada gördüğünüz kitap şu anda da alsanız size her ay e, aldığınız için gönderiliyor bu kitap. Şurada gördüğünüzde deneme içinde 100 tane güncel bilgi var. 100 tane deneme var daha doğrusu. 600 tane soru var içinde. Bu test mantığıyla daha çok kullanılıyor ve hatta ikisini alırsan da 50'li güncel deneme hediye oluyor. Aşağı bıraktığım linkten açıklamalarda Alırsanız hemen indirim kodunu özlem olarak kullanın 100 TL'ye geliyor yani şu an bir kahve parasına bu kitapları alırsın sana Whatsapp'tan hemen gönderiliyor zaten burada beni bilenler bilir yıllardır kaç tane soru tutturuyoruz ne yapıyoruz Hepsini farkındasın bunların ikisini tamamen öneririm zam gelmeden bence al çünkü Nisan'dan sonra sınav yaklaştığı için zam gelebilir şu an kodu kullanarak 100 TL'ye bu ürünlerin ikisini de alabilirsin hatta 3 ürün alıyorsun. Bir tanesi de hediye oluyor. İkisini alırsan 50'li el güncel denemesi hediye oluyor. Umarım buradan soru yakalayacağız. 100 tane soru var ve hepsini seçtim. Kendinize iyi bakın. Kararakları alırsanız da hemen size gönderilecek. Faydalanabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.